dakika yaşadığını da belirtti. Hükümet engellilerin hayatını daha da kolaylaştırmak için harekete geçti. Bu çerçevede engellinin müracaatı beklenmeden sosyal destek mekanizması hayata geçirilecek, başlatılacak. Çalışanlarının büyük çoğunluğu engelli olan iş yerleri açılacak, engellilerin kendi iş yerini açması sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'yla işbirliğine giderek engellilerin hayatını daha fazla kolaylaştıracak. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, evde bakım desteği sayesinde ailelerin engellisine bakmak için adeta yarıştığını ifade etti. Kapışılıyor, aileler diyor ki ben bakacağım, hayır sen bakma ben bakayım. Bu şekilde şeylere sahip olduk artık, yani sahiplenmeye başladık engellimizi. Yeni sistemde engellilere sosyal destek verilmesi için müracaat beklenmeyecek. Kişi bunu tanısını aldığı andan itibaren devletin destek mekanizması kurulmuş olacak. Bunun şu anda eğitim altyapısı sağlanmakta. Bakanlık, büyük oranda engellilerin çalıştığı korumalı iş yerlerinin kurulması için de özel sektöre teşvik mekanizması getirecek. Bu bir küçük bir üretim tesisi de olabilir, büyük bir fabrika da olabilir ama tabii büyük işletmelerde bu kadar çok sayıda, çünkü burada çok büyük çapta engelli çalışacak. Engellilerin girişimci olması için de çeşitli hazırlıklar yürütülüyor. Diyelim ki kamuda çalışmak istemiyor, özel sektörde de istemiyor, kendi işini kurmak istiyor ve bir girişimci ruhu var kişinin. Ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Kendi işimi nasıl kuracağım, hangi alanda iş kuracağım, bunları bilemiyor. İşte bunun için de KOSGEB başkanlığımızla görüştük. KOSGEB'in şu anda çok ciddi hibe programları var. Engelliler için bu hibe %10 daha fazla. Kadınlar için de %10 daha fazla. İstanbul'da